su maliyeti en yüksek olup en ucuza su satan durumda şu an İSKİ. Ve bu kurumumuza artık o kadar o hazmedememe büyümüş ki artış layık görülmedi. Yeni tarife layık görülmedi. Ya mevcut da bir bütçe var. Yani elektrik faturanızın yeni tarifeyle çarparsınız belli. Artışlar çarparsınız belli. 15 milyar liraya yakın hale gelmiş yeni bütçeyi, yani bir revize bütçe talebini bile görmezden gelmek körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda. Dolayısıyla ve günün sonunda öyle bir komik bir hale geldiler ki sözüm ona bir teklif sunuyorlar. Diyorlar ki siz hem bizim fiyat tarifemizi kabul etmiyorlar hem de neye göre hazırladıkları hiç belli olmayan, siz bizim küçük zam teklifimizi kabul edersiniz ya da hiç zam vermeyiz. Yani bu nasıl bir tavır mesela? AK Parti Grup Başkan Vekili'nin tarifini söylüyorum. Tavrını sizinle paylaşıyorum. Diyor ki mecliste, siz Cumhuriyet Halk Partililer ya bizim verdiğimiz %23'lük, %25'lik zam mı kabul edersiniz ya da bunu da vermeyiz. Tehdit yapıyor. İstanbul tarihi böyle bir cahillik görmemiş. Böyle bir cahil adam görmemiş. Tehdit ediyor bizi. Ve tehditten sonra bizden de o tehdidine boyun eğeceğimizi zannediyor. Neye? Hiçbir vasfı olmayan, hiçbir temeli olmayan bir teklifine evet dememiz gerekiyormuş. Eller yukarı. Biz sana pabuç mu bırakacağız? Zaten adetimiz değil. Bakınız, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde aradan geçen zamana rağmen İstanbul'u kaybetme öfkesi yüzünden, öfke, bütün vicdanını kara bir şey kaplamış, kara bir bulut ve İSKİ'yi organize kötülükle batırmaya çalışan arkadaşlara bir haberim var. Yaptığınız suçtur. Çünkü yasaya göre 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun 23. maddesine göre İSKİ maliyeti altında su temini yapamaz. Sizin öfkeniz yüzünden milyarlarca lira zarara girecek olan İSKİ, emin olun çok kısa vadede bu zararı bu karara oy veren, yani bizim teklifimize revize bütçeye red oyu veren, yeni fiyat tarifesine red oyu veren her üyeden rücu edilecek. Bu konuda mahkemelerde, hukuk önünde İstanbul'a verdiğiniz zararın faturasını göreceksiniz. YouTube kanalımıza abone olun.